Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin salavat. Ben size soru sorayım. Hangisini yapayım size göre ben şey yapacağım. Cin ile şeytan arasındaki fark, psikoloji, kendini yönetme sanatı, çok farklı 5-6 tane mevzu, belki de 10 tane, farklı mevzular, endişe ve teselli, imansızlık endişesi ve çaresi, modern kölelik. Bir de sayayım, cin ve şeytan arasındaki fark, ondan sonra psikoloji, sonra farklı mevzular. Farklı mevzular derken, mesela aklına hakim olamazsın. Esrar içmek var ya. Evet. Kişi fiilinin halikidir der Mutezile. Ondan sonra ahiretin üst perdesi olan dünya, başka ben size söyleyeyim, ahiret olması lazım, beden misali ceset, ondan sonra grafilatif, ne yapayım, başka yani çeşitli şey, onun Hızır, dersten alınan not, başka 70'in o kadar. Ve modern kölelik. Bir de okuyorum. Cin ve şeytan arası fark. Yani cinler ve şeytanlar hakkında malumat. Farklı mevzular dedik. Psikoloji dedik. İmansızlık endişesi. İmanı kaybetme endişesi. Modern kölelik. Kölelik hiçbir zaman beşerde değişmemiş. Yalnız sureti değişmiş. Bu kişi kendi fiilinin halikidir dedin ya, veya da o cesedi misali, bedeni misali, onlar... Onlar yapalım biz, çeşitli veya da mevzular. Kişi kendi fiilinin halikidir meselesi. Tamam. Benim tercihim o yani. Son ikisi çok önemli bir madde abi, imanı kaybetme mevzusu biraz daha... Endişe ve evet. O daha öne çıkıyor şu başka? Anda. Başka? Işte imanı kaybetme ve kaybet. Evet. Endişe ve teselli. Evet. Sen... İki. Abdurrahman gelsin. Abdurrahman. Abi tamam. Benim hastanede randevum var da belki bire doğru çıkarsam yanlış anlamayın da abi. Tamam. Yani o zaman ben... sıkılmaktan falan değil şeyim tamam. O var. Öyleyse yani. Bu Muhammed'le dediğin işe... Tamam, endişeyi yapayım. O herkes tamam. De var zaten, abi o sıkıntı. Ben de olmuştu da. Daha yeni, 16.08.2018'de. Acaba hizmet beni kabul etmiş mi? Allah'ın kulu olabilmiş miyim? Acaba Muhammed ümmeti miyim? Öyle mi zannediyorum? Acaba Bediüzzaman'ın talebesi miyim? Risale'nin talebesi miyim? Zarar mı veriyorum? Bir sarmalamıştı beni böyle. Anafor gibi. Bunlar kardeşim, senin derdin olmasa böyle dermanlar olmaz. Ne yazılmışsa hep hastalık bende. Sonra müracaat ediyorum. Oradan yapabildiğim, çıkartabildiğim, bulduğum teselli veya cevapları kaydediyorum kendime. Sonra ihtiyacı olan kardeşlerime böyle de paylaşıyorum. Yani bu. Okuyorum. Hizmet hayatımda devamlı endişelendiğim husus, acaba Rabbim beni hizmetine kabul etti mi? Hep böyle endişe ederdim. Çok fazla ezildim böyle. Bu sefer oturdum yani külliyatın başına. Aklım fikrim bu. Bunu zaman zaman zihnim meşgul oluyor. Başka başka cevaplarla teselli buluyordum ve geçiştiriyordum. Yani mutlaka bir teselli buluyorsun. Ama hep geçiştirme yani. Ciddi bir şey oturması lazım. Ölçü. Zaten yarım sayfa bir şey bu. Ciddi bir tesellim şu an,
1978'den beri nurları tanıdım. Elhamdülillah. 1978'den beri nurları tanımışım var. Bir sene. He, elhamdülillah. Ki bende bu endişe var. Diğerlerin hadi hadi olur. O zamandan beri beni hizmetle ve kendisiyle meşgul etmesiyle müteselli oluyorum. Yani 78'den beri bilfi kendisiyle beni meşgul ettiriyor Allah bilfi. Yani şu soruyu soran kendisine sorsun. Acaba Allah beni hizmetine kabul etti mi? O zaman şu soruyu kendine sor. Ben sordum. Kendisine sorsun. Ben onun davasıyla ne kadar meşgulüm? Kendisiyle sevmediği kişiyi meşgul etmez. Allah sevmediği kişiyi kendisiyle meşgul etmez. Allah'ın bize verdiği iman esmanın karşılığı değil. Esmanın tecellisi değil. Sıfatın tecellisi değil. Şuurat-ı zatiyenin teselli değil. Tecellisi değil. Zatının nurudur. Tamam mı? Şimdi ben size şu soruyu sorayım. Üç tane olacak. Bir, en çok sevdiğini hiç sevmediğine verir misin? Hayır. Yok. Mesela namusun. Tamamen şüphelendiğin, yani alçaklığında şüphe etmediğin ve nefret ettiğin adama teslim edip Ankara'ya, İstanbul'a gönderir misin? Hayır. Allah'ın en çok sevdiği nedir? İmandır. Kime vermiş? Sana vermiş. Demek ki Allah seni sevmeseydi imanı vermezdi. İman Allah'ın zatının nurudur. En çok sevdiği şeydir. O zaman en çok sevdiğine verir. Bu bir. İki. Ha, bir şey diyeceğim. Abi cüz-i iradesinden sonra kalbine ilka ettiği nurdur. Nurdur. İrade-i cüz-i sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu nurdur. İşaretleyeceğiz. 42. Kendi nuru. İkinci soru. Acaba Allah beni hizmetine kabul etti mi? İkinci soru. Bu soruyu kendine sor. Onun davasıyla ne kadar meşgul isem, Allah beni o kadar içeriye aldı. Çünkü hadis-i kutsi var. 5-6 tane. Peygamberimize sahabe sormuş. Ya Resulallah, biz Allah'ı seviyoruz. Allah'ı seviyoruz. Acaba Allah bizi seviyor. Bunu üç tane şey, farklı sahabe, farklı zamanda, farklı yerde sormuş. Kimisi hurmalıkta sormuş, kimisi su çekerken, kimisi cephede sormuş. Hepsi de farklı. Hepsine de farklı cevap vermiş. Allah onlardan razı olsun. Cezaekumullah hayre kesira. Ne demek? Farklı insan, farklı zaman, farklı zeminde, farklı fıtratı içine alıyor şimdi bu. Kendimizi ona koyacağız şimdi. Bunu sayacağım kafamda kaldığı kadar. Bir, Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Ne kadar görüyorsan o kadar Allah seni seviyor. Allah bir kulunu severse sevdiği işlerle meşgul eder. Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Düşmanlarına da nefret ettirir. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Sevdiklerini sevdirir. Dinine hizmetçi seçer. Beş taneydi. Bir daha toparlayayım. Allah bir kulunu severse sevgisini kalbe koyar. Onu unuttum. Sevgisini, ya Allah sevgisi kalbinde olur. Ondan sonra sevdiği işleri yaparsın. Sevdiklerini sevdirir. Kusurları sana gösterir. Dinine hizmetçi seçer. Beş tane. Yani bunların hepsi olması mı? Hayır, olması şart değil. Bir tanesi. Bir tanesi itiyor. Tamam. Şimdi Allah bizi diniyle meşgul ediyorsa ondan daha ileri delil olmaz. Çünkü Allah'ın sevdiği şeyle Allah sevdiği kişiyi meşgul ettirir. Bir bahaneyle gelmezdin sen işten çıktın değil mi? Hı-hı. Yok hiç çıkmasaydın. Şimdi gelmeyebilirdin.
Niye geldi? Meşgul olayım diye. Allah sevmediği, sevmediği kişiye sevdiği bir işi nasip etmez. Allah sevmediği kişiyi sevdiğine sevdirtmez. Sufyan'ı Allah sevmiyor. Çünkü Allah düşmanı. İman, kalbinde iman olan onu sevemez. Seviyorsa imanı yoktur. Bu lamicimi yoktur. Nasıl böyle konuşuyorsun? Şapka ve zunnar bunun bilerek takan, giyen imanı yoktur. İşaret edeceğiz daha. Zunnar dediğiniz anı? Zunnar bu palaska var ya. Palaskanın daha kalını şu kadar genişlikte. Bele takarlar. Oraya, niçin o? Ne alakası var? Onu takan rüküye gidemez. Fateri takan secdeye gidemez. Bu simgedir. Ebu Cehil dedi ki, hahamların, Yahudi hahamların alametidir. Secde, şey gelince secde ayeti, biz Muhammed ümmetine muhalefet edeceğiz. Muhammed'in Allah'ına secde etmeyeceğiz. Nasıl belirleyecek? Onlar sarık taktı. Biz Allah Muhammed'in Rabbine secde etmeyeceğiz. Onun alameti, secdeye mani. Fotel falan değil bu. Bu bir zihniyetin, bir davanın fiilen tezahürüdür. Hani bez parçası değil, başörtü de bez parçası değil, takke bez parçası değil, bayrak bez parçası değil, alayda filema bez parçası değil. Bir zihniyetin, bir ruhun, bir davanın eylemsel görüntüsüdür, suretidir. Ezber söylemiyorum. Bir davanın, bir ideolojinin, bir idealistliğin, bir inancın ve inancaların fikren, kalben, ruhen eylemsel görüntüsüdür, suretidir. Şimdi Muhammed'in Allah'ına, Rabbine secde etmeyiniz sembol olmuştu. Bakma şimdi unutuldu. Bu kadar mühim mi? Bu kadar mühim olmasaydı bu fotel, şapka inkılap olmazdı. Çünkü şapka insana sağlık getirmez. Yani adamın kafası üşüyor. O zaman şeyler olur. Külahlar olur. Yani düşünebiliyor musun? Takke düşmanlığı, foter, şapka, cebri. Şapka inkılabı ve İskilip Atuf Hoca asılmış. Onun gibi niceler. Şapkayı giymeyen, giymeyeceğini söyleyen alimler, Beyazıt Camisi'nde 17 kişi vesaire, o resmi. Kursta çocukların önünde asılan insanlar, bir sürü resimler var ya. Yani bu bir ideolojinindir. Yani idealistlik değil, idealistlikle ideolojiyi anlatayım. İdealist, sen de düşün, ben de düşün, ama ben sana karışmam, benden farklı düşünebilirsin. İdeoloji ise, benden farklı düşünenin yaşam hakkı yoktur. O zaman hangi rejim ideolojidir, hangi rejim idealisttir anlayın. İslamiyet ideoloji değildir. Çünkü muhalif düşünene yaşama hakkı vermiştir. Gittiği yerde. Bazı rejimler var, tanımlamama gerek yok. Benim gibi, dediğim gibi giymiyorsan, benim gibi düşünmüyorsan yaşama hakkın yoktur, öleceksin. Öleceksin. Bu ideolojidir, tamam mı? Şimdi bir örnek verebilir miyim abi? Ver. Mesela şu anda Suriye'de yapılan zulüm. Evet. O zulmün başındaki şahıs, insanlar zulmederek insanlar şehitlik makamına ulaşıyor. Evet. Ama o zamanki bahsettiğiniz şapka kanunu ve diğer inkılaplar maalesef zorla, cebren bir de inkılapla beraber insanlar ruhunu, kalbini, dinini komple mahvetti. Şimdi şöyle bir şey var. Diyor ki zorla ve cebren geçirilirse mesul değildir. Ruhsattır. Ama şey diretirse şehit oluyor. Ama askeriyede vesaire adam dayanamıyor. Herkesin gücü yoktur. Yani kalbinde bu yoksa ruhsattır. Bu ruhsattır. Fakat bunu söylediğin halde, bunu söylediğimiz halde tarihi gerekçelerini bu kadar cinayetler basit bir bez parçası olsa onu ortaya koyan adam öldürmezdi. Bunun için adam ölmez.
Bunun için adam öldürülmez. Demek ki öldürülecek kadar insandan kıymetli bir ideoloji var. Ha, bunu duyduğu halde bu sohbeti hala inat ediyorsa ve takıyorsa hadi canım imanı yoktur. Çünkü tarihi sürecini söyledim. Ebu Cehil Muhammed'in aleyhissalatü vesselam karşısına o secde ayeti geldiği zaman Muhammed'in Rabbine secde etmeyeceğiz. Bunun alameti de budur. Bu tarihi bir süreci taşıyor. Türk bayrağı mesela, ay yıldız öyle adam düşünmüş de yapılmamış. Kanın üzerinde gece gündüz o cihatta kan su gibi olmuş. Tamam mı? O zaman gece ay ve yıldız bir araya denk gelmiş ve kanın üzerine düşmüş. Ondan sonra kamer peygamberi ay Allah'a simgeler. Allah ve Muhammed'in anlamıdır. Bu da kandır. Kanın üzerindedir. Zihniyetin bir inancın özelliğidir o bayrak. Onun için çok önemli. Herhangi bir fikri falan değil. Onun için bayrağa basılamaz. Basılamaz yani. Bunu duyduktan sonra ama sen zannediyorsun semanda bir ay yıldız falan o kadar yükseleceğiz biz yukarıdan bakacağız. Öyle bir şey yok. Yani şimdi birinci alameti neydi? İşte saydım 5 tane. Allah sevmediği kişiye en çok sevdiğini vermez. Vermişse seni seviyor. Daha endişe etmene gerek yok. Başka seni içeriye alıyor. Gel 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 diyor. Onun davasıyla ne kadar meşgulüm, kendisiyle sevmediği kişiyi meşgul etmez. Allah sevmediği kişiyi huzuruna almaz. Belediye başkanı veya başbakan, reisi cumhur sevmediği kişi muhatap olmaz. Ya kapıcısıyla muhatap olsun. Allah eğer seni namazda huzuruna kabul ediyorsa bir nevi huzura kabulün olan namaz ile diyor. Hatırladınız mı? Neredeydi? Hatırla. 199 sözlerde. 199 sözlerde 16. Sözde 4. şuada. Bak Miraç o. Namaz vakti, şimdi namaz vakti gelecek. Namaz vakti okunduğu zaman, girdiği zaman ruh gidiyormuş. Boyut veriyor, çıkmıyor. Arş Allah'a, arş azamak çıkıyor. Muhatap ilahi oluyor. Kabul edilince geliyor. O ruh bedeni arzda secde ediyor. Bunu 42. sayfada anlatıyor sözlerde. Anladın mı? Mahsul lütuf olarak. Mahsul lütuf olarak huzura kabulün olan namaz ile. Mahsul lütuf. Evet. 3 tane şartı var. O 42. sayfada. Demek ki Allah seni diniyle meşgul ettiriyorsa artık ne şüphe edeceksin ki? İki etti değil mi? Bir bu 5 taneyi bir kabul ediyoruz. Allah bir gün severse. 2 imanı vermiş. 3 davası ile ne kadar meşgulsan seni o kadar seviyor. Çünkü sevmediği kişiyi muhatap almazsınız. Allah seni muhatap aldı ve dinine hizmetçi seçti. 59. surenin 19. ayetinde de diyor ki mealen ve Allah'ı Celle Celaluhu unutup da Allah'ın kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Mesela Allah sevdiği kişiyi kendisiyle meşgul eder. Nereden çıkarttık? O hadisti. Bu ayet 59'a 19. Diyor ki siz mi Allah'ı unuttunuz? Allah'ı unuttunuz mu? Allah'ın cezası ne biliyor musun? Ahireti demiyorum dünyada. Sen mi Allah'ı unuttun? Yani cezası şu. Seni sana unutturuyor. Sana Allah'ın kendisini unutturuyor Allah. Hiç Allah hatırına gelmiyor. Hatta öyle bir hale geliyorsun ki sen seni unutuyorsun. Artık hep bunun dışında mal, mülk, kariyer, para, makam. Bu. İngilizce bir yer okumuş ama Allah darılır. Aksiyle mücazat eder diye ya abi. Evet Allah darılır o kalbe. Bizden büyük hastalık yani bu sıkıntı var abi. Herkes çoğu insana var. Yani. Boş ver. 1900 Emirdağ 2'de anlatıyor. 1944 ve 47 diyor ki 1908'de ekilen tohumlar İttihat Terakki'de hükümeti. 50 sene sonra dinde %50 lakayt çıktı 1944'te. Diyor ki eğer şu anda bu milletin çaresine bakılmasa, şair ihya edilmese
1944 ve 47'de 50 sene ve sonrası, 97 ve sonrası bu milletin nesli atisi, çoluk çocukları %90'ı Allah diye nefsine tapacak diyor. Diyor da %90'ı diyor nefsi emareye tabi olacak. Nefsi emareye tabi olacak. %90'ı. 80 milyon kabul et. 9 kere 8 72. 72 milyon. Meal neydi? O 59-19 diyor ki Allah'ı Celle Celaluhu unutup da Allah unuttun mu? Allah'ın da sana şey cezası yok. Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Allah'ın Celle Celaluhu cezası seni sana unutturuyor. Kendini unutuyorsun. Haberin yok. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neciyim? Bu sorular hayatında yok. Ne demek ya? Fok balığı, mutfak, tuvalet, yatak, iş. Bu. Dikdörtgen içinde yatacaksın. Mutfakta doldur. Tuvalette boşalt. Yatağa git. İş ve okul. Mutfak, tuvalet. Ve hayat bu dikdörtgen içinde. Neyi unuttu? Kendini unuttu. Değil Allah kendini unuttu. Kendine haberi yok. Seni sana unutturuyor. Kendinden haberin yok. Ahireti unutup veya fazla ciddiye almıyorsa ahireti unutmuş. He Allah var ahireti. Tabii canım ya var ya. He tamam da ne oldu bana bak. O işi ne yaptın? Kamyonu getirdin mi? Tamam o milli piyango ne oldu? Ya hangi program vardı televizyonda ya? Biraz önce ne diyordu kanka? He tamam canım ahiret var ya. Tamam da program neydi ya? Dizi hangi dizi vardı? Adam hiç umurunda değil. Hiç böyle bir endişesi yok. Tamam. Fazla ciddi almıyor. Demek şu anda davası ile bak şu anda davası ile sen kendinle meşgul oluyor musun? Yoksa gıybe, iftira, yalan, tenkitlerle haram helal olmayan hayatında haramlık, selamlık, haram helal olmayan hayat nizamını yoksa hayatında veya az ise ne mutlu sana Allah seni unutmadı. Şimdi sende bunlar yok ahiretinin. Yalan, gıybet, iftira, tenkit, haram ve helal yok. Hayat nizamı yok, doğru ve yanlış yok. Haramlık, selamlık hayatında yok. Ama bu varsa hayatında veya az ise yani bunlar hayatında ya yok veya az ise, bunlar gıybetten az ise ne mutlu sana, Allah seni unutmadı. Hani var ya 3 sene vahiy kesilince, Peygamberimiz Aleyhisselam'a Yahudiler geldi de ruh hakkında soru sordu. İnşallah demedi, yarın gelin cevap vereceğim dedi. Allah 3 sene vahiy kesti. İnşallah demediği için Yahudiler dedi ki, Rabbi onu unuttu. O zaman tekrar geldi duha 1. ve 4. ayette. Diyor ki maali Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Gerçekten senin ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Yani bu sefer vahiy tekrar başladı. İnşallah demediği için. Yukarıda yükseldikçe insanların kusurları, doğruları daha net gözükür. O yüksekte olduğu için. Muhammed. Müşrikler Rabbi onu terk etti demişlerdi. Darıldı dediler. 3 sene vahiy kesilmişti. Beni itham edenlere bakıyorum. Bir de kendime döndüm. Yani şimdi endişe ettim yani. Acaba Risale'lere zarar veriyorsun diyenlere. Ben de kendime yazdım yani. Allah Allah Risale'lere zarar veriyorum. Şimdi biraz kendimi öz eleştiri yapıyorum. Beni itham edenlere bakıyorum. Bana zarar veriyorsun diyenlere bakıyorum. Ya gıybetteler, ya siyasette ya da çalma çırpmanın peşindeler. Yani beni itham edenlere baktığım zaman ya gıybet ediyorlar, ya iftira ediyorlar, ya saraylardan çıkmıyorlar. Siyaset arenalardan çıkmıyorlar, paylaşımlar yapıyorlar. Üstad yasakladığı halde. Değil mi? En çok siyaset men etmiş. Hani seçime yakın bir beyanat verirsin. Ama onlarla iftar, yemek, bilmem siyasi arenada şey yapıp çalıp çırpıyorlar ve siyasetle meşgul. Ha 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 hu 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 lölöm lölöm lölöm. Yani insanlara
bir çözüm katkı sunmuyorlar bu insanların dertlerine. Ne yaparlarsa yapsınlar, bana ne? Küllet var diyorlar. Kendime baktım, Allah Allah. Beni itham ediyor ama iftira, gıybet, yalan, siyaset, mal mülkün peşindeler. Benim dünyada bir şeyim yok. Arabam bile yok. 56 yaşındayım. Ya hizmette. Size yalan mı söyleyeceğim? İki gün önce araba bağışlıyor değil mi? Allah şahit, yalan söylüyorum. Araba bağışlıyor. Abi hizmette kullanıyorsun. Almadım. İşte söyledim size arabada. Yok kardeş. Ne dedim? Dedim ki, daha nasıl güvenilir bu adam? Dedim ki, senin bu ufak çocuklar senin mi? He. O arabayı aldım, kabul ettim. O çocukları dershanelere, hizmetlere taşıman için sana emaneten veriyorum. O da yıkılmasın diye. Ve manen de kabul olsun. Kabul icabı. Tamam, arabayı kabul ettim. Verdiğim, bağışladığın arabayı kabul ediyorum. Ama onu, çocuğunu, çoluk çocuğunu derse götürürken, anıları götürürken kullan. Öyle mi abi ya dedi. Hani böyle moralı bozuldu. Evet. Başka şimdi kimse itham etmiyor. Benim vicdanım kabul etmiyor. Ya. Şimdi endişe ve teselli buymuş. Ha? Seni itham eder. Seni bu hizmetine kabul etti mi? Nereden bileceğiz? İrsal senin hizmetini kabul etti mi? Ne kadar meşgulsun? Bir şey için söylemeyeceğim ama artık Risale-i Nur'un hizmetine verecek hiçbir şeyim yok dünyada. Çünkü nefs vakıf etmişsin hayatını. Ya odadaydık, beraber çalışıyorsun, görüyorsunuz. Daha ne vereceğim ki abi? Yani bir şeyim yok ki. Babamdan kalanı da verdim. Babamdan kalanı da verdim şahit. Buna da meşgul oluyorum. İzahlı derslerle insanları da kurtarmaya, dertlerini derman üretmeye çalışıyorum. Belki bir dermanla Risale-i Nur'a sevdirebilirim. Asay-ı Musa oku, Hizb-ül Kur'an oku diyerek Risale-i Nur'la tanıştırmaya çalışıyorum. Ve küllet alıyor, adam zarar veriyor diyor. Allah'tan korkmak lazım. Kuldan utan, Allah'tan kork. Tamam. İlk önce insan bir şey itham ederken kendisine bakmalı. Ben yapıyor muyum? Şimdi bu bitti.